Asıl büyük soru bu şimdi sana. Yandım ama. Yandım. Efendim, Gıybet mi programına hoş geldiniz. Bugün bir şey söyleyeyim mi? Bundan 1,5 saat öncesine kadar korkunç heyecanlıydım. Ta ki tanışana kadar. Dedim ki, ay dedim, ben ne yapacağım? Ay Berkay, ay çok sakin olman lazım falan diye durdum. Ama sonra konuğum bir geldi ki, Melek. Efendim, bugün konuğum magazin dendim akla gelen ilk isimlerden, röportaj dendim akla gelen ilk isimlerden, en efsane isimlerle röportaj yapmış isim Seyhan Erda. Ben direkt Seyhan abla diye başlamak istiyorum. Melek geldi diyecektim. Az önce Melek dedim. O zaman baştan alıyorum. Niye diyorum ki, şarkı açınca açıyorum onu. Seyhan abla, o zaman ben direkt sana bir soru sormak istiyorum. Soruyla mı başlıyoruz? Hadi. Güzel bir soru. Şimdi herkes bir Seyhan Erda olamaz diye düşünüyorum. Şimdi yok, sonuçta çalışan olur. 25 sene diye düşünüyorum. Evet. 25 senedir sen bu işin içindesin ve çok başarılı röportajları imza atmış bir isimsin. Sence bu Seyhan Erda olmak isteyen ama olamayan isimlere ne demek istersin? Bu başarı basamakları nasıl çıktın sen? Gazeteci adaylarına diyorsun. Hı hı, evet. Böyle bir sordun ki hani böyle bir havalandım. Ciddi mi cevap vereceğim? Nasıl cevap vereceğim? Yine espri mi yapayım? Ne yapayım? Bilmiyorum şimdi. Nasıl istiyorsun? İçinden nasıl geliyorsun? Tamam, peki. O zaman buna ciddi bir cevap vereyim. Seyhan Erda değil ama mesleğinde kim başarılı olmak istiyorsa öncelikle çalışması lazım. Sadece çalışması lazım ve çalışması lazım. Bunun başka hiçbir açılımı yok. Mesela benim internet sitem temizmagazin.com. İlk gelenler, genç arkadaşlar, okuyanlar ilk cümleleri şu: Seyhan abla, ben Seyhan Erdağ olacağım. Bir ay sonrayı söyleyeyim mi? Seyhan abla, ben ayrılmak zorundayım. Niye? Sevgilimden ayrıldım. Ya insan sevgilisinden ayrıldı diye. İşi bırakır mı? İşi bırakır mı? Okulu bırakır mı? Ha, yanlış. Yani dolayısıyla çalışmak için Seyhan'ı bırak, hani gazeteciliği bırak, hangi konu olursa olsun, hangi alan olursa olsun, başarılı olmak istiyorsan arkadaşlarınla tabii ki gezip tozabilirsin, eğlenebilirsin ama öncelikle işin olacak. Şimdi çok aslında bu konuya girmek... Biz gıybet yapacak mıyız? Hayır, programın adına uygun bir şey olması lazım. İşte bu gıybet sayılır. Hayır. Şimdi soracağım soru. Sonra zaten oturacağız seninle, birkaç tane magazin konusu tartışacağız. Hadi söyle. Gıybetten önce aslında çok girmek istemediğim bir konu var belki. Sana cevap vermek istemezsen vermezsin. Ne? Önce bir sorayım. Bu Yıldız Sibe ile olan tartışmanız... Niye cevap vermeyeyim ayol? Herkes biliyor her şeyi. Heh, tamam. Hı. Yıllarca konuşuldu ki hala bile ben dün story attım. Direkt bunu sor dediler. Ay hala konuşuluyor. O da espri olarak milletin ağzına yerleşti. Birbirlerine de söylüyorlar. Evet. Aslı bir şey yok hayatım. Bizim camia öyle çok merhaba efendim, nasılsınız? İyiyim Seyhan Hanım. Siz nasıl? Ay iyiyim Yıldız Hanım. Siz iyi misiniz? İşler nasıl, dün akşam konser nasıl geçti diye geçmiyor ki. Yani bizim piyasa argosu olan, yani argo şargonu olan insanların birbirleriyle samimi oldukları, yani böyle hanımefendi, beyefendi, iyiyim, siz nasılsınızlı geçmeyen bir dünyamız var. Sadece orada hani insanların artık ellerinde akıllı telefonlar olduğu için herkes her şeyde yorum yapmak istiyor. Orada da izledikleri ama içini bilmedikleri bir videoya yorum yapıyorlar. Yani işte ne oldu? Gazeteci soru sordu. İki kere bu soruyu tekrarladı. Oradaki ünlü kişi de buna tepki verdi. Sen mesela eleştirilerden biri... Karışık mı anlattım? Yok, hayır, anladım. Peki. Eleştirilerden biri... niye iki kere soru sordun? Ya ben gazeteciyim. O da ünlü. Evet. Ben eğer ki sorumda haklıysam ve de güzel bir soruysa, abuk, saçmalık, terbiyesizlik değilse ben sorumu sorarım. Kendisi de der ki, ünlü bu, hani Seyhan Erda ve Yıldız Tilbe değil. Herkes ben bunu içeri cevaplamak istiyorum ya da cevaplamak istemiyorum der. Ama bizdeki ilk yorum ne? Direkt hiçbir şey bilmeden saçma sapan yorum yapmak. Niye direkt sordun? Şimdi yıllar önce ilk defa hani burada anlattığım için sana anlatıyorum. Bir basın toplantısı, sanatçının menajeri akşam 6'ya koyuyor basın toplantısını. Mesela kimse bilmiyor bunu. Ben de ona diyorum ki, Haluk'cum çok ters bir saat. Ne gündüzcüler var ne gececiler var, yani gazeteciler açısından. Diyorum ki bunu erkene çekelim. Ay çok mutlu oluyor. Ama diyor, ben nasıl bütün gazetecileri toplayacağım? Ben de Haluk'a ve hani sevdiğim iki insana, yani Yıldız'a ve Haluk'a destek olabilmek adına elimizdeki telefonla herkese mesaj atıyorum. Bir toplantı 6'da değil 4'te. Ne demek bu? Basın toplantısının organizasyonunu ben yapmışım, evet, zaten.
Ve orada bizim her zamanki alışkın olduğumuz jargonla yapılan bir konuşma var. Ha, diyeceksin ki kameralar açık yapılmalı mı? İşte tabii ona ki, takıldılar zaten. Tamam, evet. Kameralar açık yapılmalı mı? Tabii ki yapılmamalı. Ama zaten camianın konuşma dili bu ve buna benzer konuşmalar. Sıkıntı burada. Hani siz kendi aranızda sokakta demiyor musunuz? Ne haber lan lavuk? Tabii. Neler gibi. Ya da daha neler. Söyleyemiyorum. Bipleme durumunuz var mı? Var. Bipleyeyim mi? Ne haber lan diyorsunuz mesela. Neler neler. Hatta ne haber lan diyorsunuz. Şimdi sen misin? Ama doğru diyoruz yani. Ha, diyoruz. Daha nelerini diyoruz. Daha da işte. Ne haber lan diyen de var. Doğru. Sonra ense falan böyle birbirine tutuyorsunuz. Neyse. Hani biraz da seni güldüreyim diye yapıyorum bu örnekleri de. Bizim durumumuz buydu. Bir trafik kazası. Tabii ki kameralar önünde. Söylememeliydi. Söyledi. Yıldız Tilbe yani kafası belli zaten. Özür dilerim. Bu bir şakaydı da demedi. Sonra ben mecburen dava açmak zorunda kaldım. Mecburen. Çünkü millet ciddiye aldı. Ha, yoksa sen açmazdın değil mi onun için? Yani açar mıydın? Niye açayım ki? Başka taraftan ele alalım. Hiç kamyoncuların birbirleriyle kavga ettiğini gördün mü? Taksicilerin ya da. Ha, yok, hayır. Onların aralarında bir birlik vardır. Hı-hı. Kamyon şoförü, taksi şoförü. Gazetecilikte yoktur. Niye yayınladınız bunu? Sinek var. Kadrolu mu? Kadro. Yoksa ajan mı? Var mı rakip sende? Onlardan biri olabilir mi? Olabilir. Onların da yayınlanmaması gerekiyordu. Yayınlandı. Ben de dava açtım. Kazandım. Ne oldu? Kazandım da ne oldu? Şu an hiçbir sorununuz yok değil mi? Yok. Hiçbir zaman olmadı ki. Aa, bak bunu öğrenmiş oldum. Öyle hiçbir zaman olmadı ki yani. Şimdi ben... Bunu öğrendin mi? Okey mi? Okey. Mutlu musun? Evet ben bunu bilmiyordum. Tamam. Yani bunu ilk kez anlattın değil mi detaylı? İlk kez. Ben öyle hani oradan beslenen biri değilim. İlk kez. Altın çizmek. İlk kez. Yıldız Tilbe. Yazın şöyle ilk kez. Konuş. Videoyu kullanırsan kafanı kırarım. Çok sinir olurum. Bip Seyhan hoş değil. Bak söz verdi. Söz, vallahi söz. Seni kıstıracağım yerleri bile biliyorum. Bütün kankalarını öğrendim. Yok yok vallahi yok. Kankalarımız de... ortak bu arada. Var birkaç tane ortak kankalar. Şimdi yeni çıkan birkaç haber var. Ona senin yorumunu çok merak ediyorum. Öncelikle şu, 2 gün önce çıkan bir haber var. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Kerem. Aşk. Evet. Kerem Alışık'la Hilal Altınbilek. Aşk hakkında sevgili düşünüyorum. Olup olmadığını mı merak ediyorsun? Sence sevgililer mi? Bir. İkincisi, yani şu hafta diziler yoktu falan. Reklam mı? Ne düşünüyorsun yani? Şu açıklama da yapıldı. Peki. Şimdi ikisinin sevgili olup olmadığını bilmiyorum. Hı-hı. Kerem Alışık'ın açıklamasının gelmediğini düşünelim. Hı, tamam. Ama açıklama geldi bu arada. Evet. Değiliz dedi de. Haber önüne geldiği zaman gazeteci olarak hiç kimse biz sevgiliyiz diye telefon açmayacağından ötürü sen böyle bir duyum aldım diye bu haberi yaparsın. Ama şöyle bir bölümü de var. Biz böyle bir duyum aldık. Bunun doğruluğu var mı diye sorabilirsin. Ama nedense bunlar ünlü kişiler tarafından hiçbir zaman onaylanmaz. Eğer varsa. Ama tekrar ediyorum. Yani bir parantez açayım daha doğrusu tekrar ediyorum demeyeyim de. Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek için konuşmuyorum. Sistemi anlatıyorum. Merak ettiğim evet. için. Karşı taraf önce bunu onaylamaz. Özellikle de olayın muamma haline gelip büyümesini istiyorsa da hiç onaylamaz. Ki gazeteci bunun peşinde koşsun. 2 gün sonra bir restorandan çıkarken görüntülesin. Onlar ellerini ayırsın. Ya yok biz sevgiliyiz desin durumu olabilir. Gerçekten ikinci bölüme geçiyorum. Evet. Gerçekten dedikodu olabilir. 3. bölümde de ateş olmayan yerden duman çıkmaz bölümü olabilir. Burada Kerem Alışık haberin çıktığından hemen sonra açıklama yaptığı için böyle bir ilişkinin olmadığını düşünüyoruz. Baz alıyoruz. Evet. Çok mu tüyo verdim? Bir tane daha vereceğim. Verme. Reklam da olabiliyor böyle bir durum. Çünkü yani bunlar reklam demiyorum yine teşbihte hata olmasın. Yani magazinin cilvelerinden biri de bu bir reklam da olabilir. Çünkü 3 haftadır ekranlarda diziler yok. İşte. Ve hepsi yeni başlıyor. Dizinin adını konuşturmak için reklamsal bir çalışma da olabiliyor. Ama bunu halk hiçbir zaman bilmiyor. Burak Özçivit'in Katar'da kadın hayranlarıyla yemek yemesi hakkında ne düşünüyorsun? Çok olay oldu da bu o yüzden. Niye bu kadar konuştuk? Yine halk niye konuştuk biliyor musun? Orada Burak Özçivit'in para kazandığını öğrenince çok fazla konuşuldu. Aslında bu bilinen bir şey. Bir ünlü dükkan açılışına gider para alır, restoranda oturmaya gider para alır ki bunu starlar bile yapıyorlar. Kim?
Burada niye söyleyeyim? Neyse, ben yayından sonra belki söylersin bana. Emin değilim bunu kullanmayacağını. Çünkü sonrasında bu işte bak, o zaman yaparsın. Seyhan abla bunları söyledi diye gıybet yaparsın. Yok, söylemeyeceğim isim. Şimdi burada birkaç sebepten dolayı bu ön plana çıktı. Bir tanesi Burak Özçivit'in buradan para aldığı öğrenildi. Ki bu bizim bildiğimiz bir şey, evet, zaten. Diğerinde oradakilerin bir çift olarak gelmemeleriydi. Otelin salonunu dolduranlar. Ya da Türkiye'deki gibi bir kılıf bulunmamıştı. Türkiye'deki kılıf ne? Bilmem ne derneği yararına. Ha. Berkay B3 bizimle. Bilmem ne vakfı yararına Berkay B3 bizimle denmediği için direkt orada ne var? Bu bir masa. Masanın sandalyeleri satılmış. Kim bilir ne kadara? Yani bir organizatör var. Bir organizatör var. Oteli kiralamış. Biletleri satmış. Burak Özçivit'e parasını ödemiş. Uçağa bindirmiş. Getirmiş. Bunu öğrendi Türk halkı. Hemen dedi çıldırdık ki. Çıldırdık hemen. Tabii çıldırdık. Çünkü yakıştıramıyoruz oyunculara. Oyuncular şarkıcı ve türkücülerden daha farklı bir hayat yaşıyorlar. Sanki hani bunu bizim hani okuyucular daha çok yapıyormuş gibi algılanıyor Türk halkının kafasında. Baktılar ki bir oyuncu da bunu yapabiliyormuş. Biraz da oradan şaşırdılar. Sonra hemen kadın erkek durumuna gelindi. Kadın bunu yapsa şöyle kadın olurdu falan. Tabii kadın bunu yapsa çoktan ismi belliydi. Linç yemişti ama. Hı hı. Ki nitekim bunu daha önce isim vereceğim dedin değil mi? Onun için heyecanlandım. Evet. Veriyorum. Geliyor. Meryem Uzerli. Aa. Ve Halit Ergenç de yaptı. Çok sıkça gidiyorlar. Onlarınki niye bu kadar peki olay olmadı? Duyulmadı çünkü bu gazetecinin kulağına fısıldandı. Burak Özçivit bu kadar para aldı dedi. Şimdi devamı var. Daha ikinci round var. 14 Şubat değil mi? 14 Şubat'ta düşün ki yine kazanacağı para için yurt dışına gidecek. Karısını bırakacak sevgililer gününde ve orada olacak. Peki sence bu doğru bir şey mi sana göre? İyi tartışılır. Yani illaki bir dernek vakıf yararına yapılabilirdi de diyen olabilir. Bu yanlış da diyen olabilir. Etik değil de diyebilir ama yani bir tarafı kırmıyorsa, incitmiyorsa, ahlaki, evet, bir değersizliği, ahlaki bir kötülüğü yoksa benim için yapılabilir. Niye yapılmasın? Olabilir. Çünkü kişiye göre değişir. Yani kişiye göre değişir. Ama dediğim gibi hani bu bir sinema açılışı değil, sinema salonu açılışı değil. Hani orada bir kurdele kesimi değil. Tamamıyla özel bir gece düzenlenmiş oranın zenginlerine. Hani bu bazı kesime yanlış gelebilir ama hani bilemedim yanlış mı değil mi? Çok yanlış değil bence. Olabilir. Para kazanın. İşte o sonucunu para kazanıyor. Evet aslında. Reklam gözüyle de bakabilir ünlü burada. Evet işte. Bayağı da konuşuldu ya. Sen gider misin? Giderim. İşte bu kadar. Son konuya geçiyorum. Bence bu benim en merak ettiğim konu. Çünkü son dönemde çok konuşuyoruz bunu. Bu Demet Akalın ile Hande Yener barışması hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Yeni bir reklam filmi bekliyorum. Çünkü son küsüp barıştıklarında sen yine Bip'le galiba bir Trendy oldu. İkisi koşuyordu hatırla. İnternet... Evet. İkisi koşuyordu hediye paketlerine doğru. Biri kapıyordu, biri onu çekiyor. Büyük para. Yine bir reklam filmi bekliyorum. Sana samimi gelmiyor mu şu an? Ben ikisini de çok seviyorum. Barıştılarsa gerçekten samimilerdir. Hmm. İstediğini alamadın ama gerçek bu. Ben de bir şey diyeyim mi? Bak ben de normalde barışınca bir iki ünlü atıyorum. Ay diyorum kesin reklam falan. Bunlar da niye öyle bir şey hissetmiyorum? Demet Akalın'ı gerçekten seviyorum. Ben de galiba. Hande Yener'i gerçekten seviyorum. Barıştıkları için çok mutluyum. Arap ülkelerinde yemeğe gideceklerine reklam çeksinler. Boşver daha iyi. Aa, güzel cümleydi bu abla. Ne güzel. Güzel bitirdi. Bak ne güzel. Net bir yorum yaptı Seyhan ablacığım. Bitti mi? Bitiriyoruz o müzik zaman. Hemen açıyorum. Ne açacaksın? Yeni şarkı. Tamam, ne yapacağız? Oynuyor muyuz? Ben ellerim kolları. Geliyor. Ben ezbere bilmiyorum. Yeni şarkı açıyor. Yok, okuyamam. Sesim kötü. Biz ne yapıyoruz şimdi? Bitiriyoruz. Nasıl gidiyoruz? Ayrılıyor muyuz? Şimdi ben bu şarkıyı... O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Önce bizim kanalımıza abone oluyorsunuz. Sonra videomuzu beğeniyorsunuz şuradan. Ardından oradan çıkıp Temiz Magazin'e abone oluyorsunuz. Güzel konuştum mu? Sizi öpüyoruz. Sevgili efendim, görüşürüz. Sevgiler. Bitti.